Galatasaray'dan Lindelof bombası. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Asya'nın gündemindeki futbolcuysa Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelof. Öte yandan yönetim Lindelof'u başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'un ara transferde satılması durumunda alternatif olarak belirledi. Timbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma şansı bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelof'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelof'un Manchester United'da sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'dan Mikael Isak hamlesi. Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray Polonya ekibiyle Poznan'ın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Köln, Nürnberg, Parma, Crotone ve Rangers gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 13 gol, 5 asistle 18 gole doğrudan etki etti. İsveç milli takımının formasını 6 kez terleten Isak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadrosunda Danimarkalı Victor Nelson ve Norveçli Fredrik Midtjø'yu bulunduran Cimbom, Isak'ı transfer etmesi durumunda 3. Vikingine kavuşmuş olacak. Galatasaray yeni Salah'ı istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kadrosuna Mauro Icardi, Juan Mata ve Mertens gibi yıldız isimleri katan Cimbom, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin takımını kurmak için kolları sıvayan Galatasaraylı idareciler, Gençler Birliği'ne U15 takımında forma giyen Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin'i transfer etmek için teklif yaptı. Başkent ekibi Sarı Kırmızılı yetkililerin ilk teklifini kabul etmedi. Üç Türk yetenekli temasları sıklaştıran Aslan'ın bir diğer hedefi ise Wonderkid. İngiliz devi Manchester City'nin Fluminense'den 10 milyon euroya transfer edip Portekiz ekibi Paços Ferreira'ya kiraladığı Kaiki için sezon başında da temaslarda bulunan Galatasaray, sezon sonunda genç yıldızı bonservisi ile birlikte kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı otoriteler tarafından stilist Salah ve Neymar gibi yıldız isimlere benzetilen 19 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Raket gibi sol ayağı ve üst düzey top tekniğiyle ön plana çıkan Kaiki ile sezon sonu için prensip anlaşmasına varan Aslan, İngiliz devini de ikna ederse genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Manchester City'nin oyuncusunu satmaya yanaşmaması halinde ise kiralık formülü devreye sokulacak. Galatasaray'dan Halil Akpınar hamlesi. Galatasaray iç ve dış transfer çalışmaları sürdürüyor. Özellikle yerli rotasyonu konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ve mutlaka birkaç takviye yapmaya karar veren Sarı Kırmızılılar rotayı Belçika'ya çevirdi. Sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akpınar, Galatasaray'ın radarına giren son isim oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un da talebi doğrultusunda 1 yıllık mukavelesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis ile birlikte kadroya dahil edilmesi planlanıyor. Halil Akpınar dışında da hem yurt içi hem yurt dışından birçok yerli oyuncunun transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor. Özellikle beklere ve santrafor bölgesine mutlaka Türk oyuncu takviyesi yapılacağı öğrenildi. Galatasaray Halil Akpınar'ı da sol bek için transfer etmek istiyor. Milli yıldız sağ ve sol kanatların yanı sıra merkez forvet bölgesini de yedekleyerek Sarı Kırmızılıların jokeri olabilir.
Belçika'da bir spor kanalında Galatasaray'ın Halil'i çoktan ikna ettiği açıklandı. 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta bitecek olan ara transfer dönemi için Sarı Kırmızılılar şimdiden operasyonun büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor. Rıdvan Dilmen bombayı patlattı. Süper Lig'in 14. haftasında Türkiye'nin defansif anlamda en güçlü oyununu oynayan Başakşehir'e deplasmanda 7 gol atan Galatasaray'ımıza gelen övgüler dinmiyor. Fenerbahçeli yorumcu Rıdvan Dilmen de sarı kırmızılıları yere göğe sığdıramadı. Bu skorun tüm rakiplere önemli bir mesaj olduğunu söyleyen Dilmen, açıkçası maçtan önce biri bana böyle bir sonuç çıkacak deseydi gülerdim. Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda yenmesi elbette sürpriz değil ama 7-0 yenmesini herhalde Okan Hoca bile beklemiyordur. Galatasaray 7 tane attı, 2 tane direkten döndü ve 4-5 tane daha net gollük fırsat yakaladı. Açıkçası bu maç 10-12-0 bile bitebilirdi. Okan Hoca bu galibiyetle kendisine çok büyük bir kredi sağladı. 3 maç önce Okan Buruk eleştirisi yapanlar artık hocalarına güveniyorlar. Belki de Okan Hoca Kadıköy'de Fener'i yenip Jorge Jesus'un gönderilmesine bile neden olabilir. Gerçekten çok enteresan. Galatasaray'ı kutluyorum İfadelerini kullandı. Mertens'e Japon kancası. Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamleyle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vissel Kobe de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında Sarı Kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti.